Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerine bu işi yapmak en hayırlı olduğuna göre bu işin merasimini yapmak da en hayırlı merasimdir. Kur'an'ı öğrenenler burada, öğretenler burada. Onlar en hayırlı kullar. Allah mübarek eylesin. Değerli kardeşim, yaratılış gayemiz Kur'an'a uymak. Mülk suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah Tebarekellezî biyedihil mülk, mülkü elinde bulunduran Rabbim sen ne yücesin, tebarek, ne yücesin ve bu alâ kulli şeyin kadîr, o her şey kadîr. O Allah, her şeyin tabi olan Allah, ölümü de, hayatı da sizi imtihan etmek için yarattı. لِيَلْلُوَكُمْ İmtihan dünyasındayız. اَيْلِكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bakalım hanginiz en güzel işi yapıyorsunuz, en güzel ameli işliyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı. En güzel iş nedir? Kur'an'ı hıfzetmekten daha güzel iş var mı? İşte kardeşlerimiz, hafızlarımız en güzel işi yaparak bu imtihanı kazanmaya, bu imtihanı geçmeye hazırlıyor. Ve Cenab-ı Hak onlara bunu nasip etti. Ne güzel. Bir övgü var hafızlarımız için. Estaizu billah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu leha. Kur'an'ı şüphesiz muhakkak biz indirdik. Şüphesiz onun muhafızı da biziz. Allah Teala hafızlarımıza esasında işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in korunma usullerinden birisi nedir? Hıfzetmek. Onu hıfzetmek. Birisi yazmak. Birisi